aşk yaşamak nasip olmuyor. Ozan'ı çağırıyorum. Nasıl yani? Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir çevirmemiz gerekiyor sanırım. Hayırdır inşallah, çok şaşırdım. Şaşırdın çünkü mı? Çünkü bu odada yani Rümeysa'dan başka bir görüşmem yok. Doğru, evet öyle. Hayırdır inşallah, dinliyorum. Öyle, seni tanımak istedim o yüzden. Tanımak? Evet, yani böyle normal 5 dakika kadar bir sohbet etmek istedim. O yüzden çağırdım. Ne yapıyorsun, nasılsın? İlginç. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, evde sorun yok. Bir türlü izin koparamadım, gelemedim. Vermiyor mu robot izin? Hayır ya, bir de popülerliğimi kullanıyorum. Buna rağmen bir türlü izin alamadım. Bizim kızlara veriyor izin genelde. Bilmiyorum, ben Yıldız'ın barışmadı robotla, onu söyleyebilirim. Benim yani. De, hiç benim de çok sevmiyor. Benim de çok sevmez. Nelerden hoşlanırsın, neler yaparsın? Ben biraz kendinden bahseder misin Ozan? Ya bu çok şu an bu konuşma bana çok saçma geliyor Yeliz. Neden? Yani, yani seni tanımak isteyemez mi? İsteyemezsin çünkü burada benim başından beri bir yola girdiğim ve ondan da vazgeçmek istemediğim bir kadın var karşımda benim. Hani burada ya kanka dostane çağırdım işte ne yapıyorsun nasıl gidiyor diye gelsen onu da anlarım ama tavrım beni şaşırttı. Ozan. Neden? Bu bir oyundu. Şaka mı yapıyorsunuz abi? Kural çektik, erkeklere sakın söylemiyorsun. Kuraç, derin bir nefes alabilirsin. Dolayı, harbi kalbim hızlandı ya. Yüzünde o ifadeyi gördüğüm için itiraf ediyorum. Derin bir nefes alabilirsin. Bana kura da sen çıktın. Rümeysa'nın haberi var. Var değil mi? Var ama erkekler evine lütfen söyleme. Ya dedim ne oluyor, odalar mı basılacak, neye dönüyoruz? Evet, çok gerildiğini gördüğüm için söylemek zorunda kaldım artık, yapacak bir şey yok. Kınamadım, konuşamadım. Evet. Ve inanmadın da bu arada, hani inanmanı bir tık bekledim. Geçmez ki bana abi. Geçmez, ben evet. Tavırlarımda, duygularımda net bir adamım yani. Evet, İstersen hani ölüp bitsin karşımdaki. Ama hayır, Rümeysa benim... demişti, ben onu %100 güveniyorum. Ha, evet. Okey, o zaman onun güvenini o demişti, boşa çıkarmadığım evet. için hayretten evet. mutlu oldum şu anda. Evet, yani. Maalesef böyle bir oyun oynadık. Daha ne çok bombalar. Kötü bir oyunmuş yalnız. Bu oyunun da karşılığı umarım daha ne olmaz bombalar yani. Patlayacak. Sen ama kimseye söyleme lütfen. Yok yok, sorun yok. Sizin evde durumlar nasıl? Yani şu an Mert geldi. Ya şu üçlü olayları biraz törpüleyeyim. Bak sen orada en çok şey olan sensin. Yo, ben objektif kızlarla da kalan. Konuşuyorum. Yani biraz dikkat edin. Bence itici gözüküyorsunuz. Hani ben bu onu... dediğim de yanlış anlaşılmasın. Onlar da bana bilenmesin. Yo, bu durumları ben dile getirdim aynı diye. Cümleyi ben söylüyorum. Biz itici gözüküyoruz. Tartışmaları üçümüz aynı anda yakın girdiğimizde. Yakın olabilirsiniz, kanka olabilirsiniz ama gerçekten bireysel biriyle kavga ediyorsa hemen onun yanında savunuyormuş gibi gözükmeyin ya. Evet, ona ben dikkat ediyorum. Dilara da ediyor. Hasret'le de konuştuk. Bir tık daha ona dikkat edeceğiz. İçgüdüsel olarak oluyor bu arada, biliyor musun? Öyle, yakın hissettiğin evet. dostluğun hemen muhabbetine... Direkt. Bizim evde de o bloklar, tartışmalar hep böyle Doğru. kenarlar ayrıldı. Doğru. Gruplar ayrıldı insanlar. Maalesef. Ama ona bir tık törpüleyeceğiz. Yani. Evet, evet biliyorum. Ya bunu bu arada Rümeysa için söylemediğini de biliyorum. Genel olarak Genel var mı olarak bir problemin Rümeysa ile falan, Yok. Bir sorunun? Ben Rümeysa ile iyi anlaşıyorum. Ya iyi anlaşıyorum dediğim, ne kötüyüm ne de çok iyiyim. Hani normal. Tabii canım, onun dışında illaki burada hani normal bir arkadaşlığı olan biriyle de evet. tartışabilirsiniz ama seviyeli, evet. usturuplu kalmanız Aynen, bence en güzeli. Bence de yani. Yani biz ona zaten dikkat, ya ben olabildiğince dikkat ediyorum, kızlara da söylüyorum. Ben seni savunmayacağım, sen de beni savunma. Biriyle tartışırken bırak tek başımıza tartışalım. Kesinlikle. Bitmek de bilmiyor süre. Ay öyle. Ay öyle yemedin yani. He, vallahi helal olsun sana. Yemem abi, yemelik bir durum yok. Daha büyük bombalar gelecek ama. Var diyorsun ya. Kurallar birazcık fena çıktı. Onunla alakalı tüyo verebiliyor musun, merak ettim. Vermeyeceğim. Söylemeyeceğim ya kimseye. Ya sen zaten çağrılanlara göre... Ekran veriyorlar mı acaba? Anlarsın. Erkekler evine vermiyorlardır. Şey, bir önceki kırmızı geldi, odur geldi mi? Geldi. Şu anda gidiyor sanırım. Şu anda bizim görüntümüz gitmiş. Ama Rümeysa biliyor. İyi, onu sen ama kimseye söyleme. Hayır hayır. Sakın kimse yumuşasın. Bak büyük patlamalar da olabilir. Yumuşamaları için de söyleme lütfen. Yani burada şu an gerçekten tepki mi hani şey yapılıyor, evet, burada ölçülüyor. Evet. Şu an bu mu yani kırmızı odur konsept? Yani kimseye şey yani eğer çok sorulursa neden çağırdın neden? Rümeysa ile biz anlaştık diye ben sana direkt işte tanımak istiyorum falan dedim. Normalde o bende kalsın. Hiç geçmedi ya. Dedirteceğiz. Evet sana hiç geçmedi. Gözünden kötü anladım. Evet gözünden anladım. Geçseydi devam ettirecektim falan. Ama geçmeyince mecbur dedim ki tebrik Sizi ederim. Sürdürmeye gerek. Tebrik ederim. Boşuna oyunculuğuma devam etmeyeyim diye. Çok iyi ya.
Öyle çok güzel gidiyorsunuz Rümeysa ile. Maşallah. Allah teşekkür hiç ederim. Bozmasın gerçekten sizi. Umarım bu şekilde devam ettirebiliriz. Evet, en başından başlayıp bazen devam eden tek negatif, ilişkisiniz. Olumsuz yorumlar geliyor hatta sarsmaya yönelik. Onunla kuvvetli kaldığım süre boyunca sapasağlam ilerlememiz bugüne gerekiyor. Bugüne kadar yani. Düzgün yani sağlam ben ve... Ben dışarıda da böyleyim. Hayatımda değer verip sevdiğim bir insan olsun ve onunla olsun. Ne hani güzel bir yerden işte. Sonra zaman geçtikçe duygular körelebilir vesaire. Hani karşılıklı olmayabilir ama orada da zaten bitirirsin. Evet doğru. Konuşarak. Keşke herkes senin gibi olsun. Ama şu an her şey müthiş gidiyor yani. Güzel sevindim. O zaman görüşmek üzere. Kendine iyi bak aramızda sır bak bu kimseye söylemiyorsun. Tamam ben de. Oğlum belki...